sadece vatandaşlarımızı kaybetmedik. Dışarıdaki veya evdeki dostlarımızı da, can dostlarımızı da kaybettik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Almanya'dan izne gelen Fatih Kemal Ayık babasıyla birlikte araba almak için gittiği Hatay'da konakladığı otelin çökme sonucu enkaz altında can verdi. Baba oğul memleketleri Elazığ'da son yolculuklarına uğurlandı. Almanya'dan izne geldi. Araba almak için gittiği Hatay'da babasıyla beraber kaldıkları otelin enkazında kalarak hayatını kaybetti. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. 24 yaşındaki Fatih Kemal Ayık Almanya'da yaşıyordu. Küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Fatih, araba almak için para biriktiriyordu. Parasını denkleştirince de ilan sayfalarına bakmaya başladı. Ama beğendiği araba Hatay'daydı. Fatih, otomobili satın almak için çalıştığı iş yerinden bir hafta izin istedi. Şehirler arası otobüs firmasında şoförlük yapan babası Ahmet Ayık'ın yanına geldi. Baba oğul arabanın bulunduğu kente doğru yola çıktı. Şehre vardıklarında yol yorgunluğunu üzerlerinden atmak için 6 Şubat tarihini ayarladıkları otelde konakladılar. Ertesi gün notere gidip alım satım işlemlerini halletmeyi planlıyorlardı. Ama deprem tüm planları alt üst etti. Depremi uykularında yakalanan baba oğlun kaldıkları otel ilk sarsıntıda beton yığınına döndü. Arama kurtarma ekipleri ikiliyi sağ çıkarabilmek için saatlerce uğraştı. Ama ikisi de enkazdan çıktığında nefes alamıyordu. Fatih ve babası Ahmet Ayık'ın cenazeleri memleketleri Elazığ'da toprağa verildi.